iyi ki gelsin bakalım. Abla, senin komik olmaktan başka çaren yokmuş cidden. Allah yardımcın olmuş. Doğru söylüyor. Annem bitleniyorum diye saçımı kesti. Evet. Beni hep böyle, ben hayatım böyle geçti biliyor musun? Bence burada güzelsin ya, saçlar falan. Saçmalama. Hayır ya. İşte güzel. Çok tatlısın ya, çok güzel. Ve bugün ben o gün Çeşme'de düşmüştüm. Çeşme'de ki İzmir Çeşme değil ha. Gerçek Çeşme'de düştüm. Nasıl düştün? Normal şey, aslında şöyle oldu biraz daha. Düşme de değil, Çeşme'de düşmedim. Bu neresi? Ben hatırlamıyorum, yalan söyledim. Gelsin sıradaki. 9 yaşında kızım senin yüzünden aşırı şivelendi. Kızımı tanıyamıyorum artık. Yani Karadeniz güzel. Şivesini benimsemiş. Çok önemli bu. Söyleyebilir miyim neden Tabii olduğunu? Ki. Çünkü artık her yer şehirleşiyor, tamam mı? Köyler bile şehirleşiyor. O yüzden bu şiveleri bizim yaşatmamız lazım. Herkesin memleketinin konuştuğu bir ağız var. Ben bu ağzı unutturmamak için elimden geleni yapacağım. Herkes kendi ağzına sahip çıksın. Herkes kendi ağzına sahip çıkarsa böylece. Ya bir şey söyleyeyim, bu programda duyduğum en saçma temenniydi yani. O kadar halka da seslendin artık. Millet izleyen de şey olacak. Ulan ağzımıza sahip falan. Çok değişik oldu. Gelsin sıradaki. Berbatsın ama yine de izliyorum. Hoşlanmıyorum ama izliyorum. Bana beni hatırlatıyor o paspal karakterlerin. Delireceğim. Aa, bu önemli bir şey ama. Bence de. Niye biliyor musun? Bak, hem sinir oluyor hem izliyor. Evet. Hem kendine benzetiyor hem şey yapıyor. Bir gün ben bir tane DM okudum. Beni yaklaşık saymış resmen. 28 kere takipten çıkarıp tekrar almış. Sinir oluyor, takip bırakıyor. Evet, dayanamıyorum diyor. Keşfette karşıma çıkıyorsun, yine takip alıyorum diyor. Sonra yine çıkıyor. Yine sinir diyor. Oluyor. Öyle bir şey yaşıyor benimle. Gelsin sıradaki. Hayatımızda olan sonradan görmelerin tam olarak yansımasısın. Doğru. Bu filmdeki karakter. Doğru. Değil mi? Ben de öyleyim. De sonradan görmemişsin. Tabii hepimiz sonradan görmeyiz. Değil miyiz ya? Hayır, bazıları değil abi. Hayır, nerede? Ben bir tane anadan zengin görmedim ya. Var ya. O zaman benim sosyal çevrem fakir. Hayır, onlar. Gerçekten yok ya. Hayır, doğuştan hep babam zengindi diyen biri yok mu? Var mı? Ya zengini değil yani. Hep böyle normal, iyi. Avusturya. Öyle mi? Sorum, hiç böyle, hep ben, hiç iyiydi ya durumumuz. Hiç öyle yokluk görmedim diyen yok mu? Herkes sıfırdan yukarı mı tırmandı? He? Tırmanıyoruz. Bisküvi giderlerini karşılayamıyor. Yok mu ya? Hep zengindik diye. Tamam, burası da öyle. Fakir. Ya. Biz de fakirdik. Çok az zengin var. Çok az zengin var. Gelsin sıradaki. Soldaki Yasemin Sakallıoğlu ise sağdaki kim? Burada bir dakika, burada ne var? Burada Photoshop var mı? Photoshop yok. Bu Instagram'da tanıştım, bu buluşmaya gelen. Bir şey söyleyebilir miyim? Bunu siz istediniz. Bana hep paspal, bakımsız dediler. Bir kere kendime baktım, beni tanımadınız. Evet. Burada yoğun bakmışsın kendine ama. Bu da çok bakmışsın. O kadar da bakma kendine. Şimdi şöyle. Biraz ama çenemle oynanmış. Hafif oynanmış. Gözler? Gözler kalbin aynası. Saçlar da var. Yani burada... Gamze de ekletmişsin. Yok, çıkartmışsın. Ama bu da yani benim eşkıya dünya hükümdar olmazdı canlandırdım. Karakteri koymuşlar oraya. He, soldaki. O karakter zaten beslemeydi. Ya, evet, evin beslemesiydi. Şimdi beslemeyle bunu koyarsan karşılık bir evin hanımı, biri beslemesi. Beslemesi. Çok güzel. Sıradaki gelsin. Her şeyinize şükredin. Yasemin Sakallıoğlu gibi gülebilirdiniz sonuçta. Ya ama doğru. Doğru, dişlerim kötü biliyorum. Ama dişlerim... Hayır, bence kahkahadan bahsediyor ya. Öyle mi? Hayır, bence dişlerimden bahsediyor. Hayır ya. Kahkahamdan mı bahsediyor? Kötü mü gülüyorum? Aa. Onlar çok bisküvili, onlara sorma. Onlar bilmiyor. Evet, gelsin sıradaki. Bir de bu yorumları nereye yapıyorlar? Ben de olsa ben bunları ya... engellemiştim ya. Nerede bunlar? Engelliyor musun? Nerede buldunuz bunları? Yani engellediklerini bize yazıyorlar. Ben çok az engellerim. Mesela neyi engelledin en son? Mesela geri zekalı derse bana engellerim. Peki, o senin kırmızı çizgin gerizekalı mı? Ya gerizekalı, bir de küfür. Küfür kırmızı çizgimdir. Ama yani tabii. Ben olumlu eleştiriye çok açığım. Mesela bana şöyle bir eleştiri yapabilirler. Bu videoda şöyle yapsan daha iyi olurmuş ama bu dünyada gördüğüm en kötü video bir eleştiri değildir benim evet, için. Evet, bence de doğru. Değil.
Peki böyle engellediğinde çözülüyor mu yoksa engellediğin daha büyük küfürle geri dönüyor mu? Ne oluyor biliyor musunuz? İnsanlarda bu çok büyük vicdana sebep oluyor. Sanırım insanların bana duyduğu bir merhamet var. O konuda kendimi çok şanslı hissediyorum. Biri beni sevmese de acıyor bana. Niye böyle bilmiyorum. Gerçekten. Sonra araya bir arkadaşını sokup Yasemin engelini kaldırsın diyorlar. Engellediği hesabı da alta yazıyorlar böyle. Ben de kaldırıyorum engeli. Ne? Sonra bir daha küfür ediyor. Ama o kişileri not alıyorum. Bir kere daha ağzını açarsa onu bir daha asla. Sen bu 3,5 milyon takipçiyle gerçekten birebir ilişkin ben var. Ben gece gündüz uyumam. Beni takip edenler bilir. Hatta filmi izleyip bana bilet atanlara bile video gönderiyorum iyi seyirler diye. Çekiyorsun. Çok yaparım. Güzel bir ilişki. Neden yaparım? Söyleyeyim mi neden yaptığımı sana? Tabii. Çünkü bence insanların kitlesi büyüdükçe onu takip edenlerden daha çok uzaklaşıyor. Ben bu duyguyu hissettirmemek için aksine daha fazla yaklaşıyorum. Ne uyku kaldı, ne huzur kaldı, hiçbir şey kalmadı. Ama 3,5 milyon takipçili bu birebir ilişki bayağı helal olsun. Yetişiyorum. Ya. Bildiğin helal. Yetişiyorum. Bilenler, ya beni takip edenler bilir. Evet. Evet. Bak hemen ya, tepkici. Evet. Yasemin Sakallıoğlu o film tutmazsa videolarında eski hayranlığımda izlemem haberin olsun. Seni seviyorum ve büyük risk aldın. Beni kaybedeceğinden sadece benim haberim olacak. Ya böyle hani takipçilerin açısından bu film de büyük bir sınav değil mi baktığında? Yani sınav de diyorum bir yandan da aslında senin bir destekçin bir yandan da. Onlara karşı bir sorumluluk olduğunu hissediyor musun? Hissediyorum. Ben bu yazıya küsmedim. Neden biliyor musunuz? Demek ki benimle ilgili o kadar büyük bir beklenti içine girmiş ki bu beni gururlandırır. İnşallah ben o beklentiyi karşılarım. Ama her şeyin ilki iyi olur, kötü olur, çok sevilir, sevilmez. Bana cesaret verecekler ki ben ikincisini, üçüncüsünü, dördüncüsünü yapabileyim. Şu anda ben izlediğim salonlarda seyircinin o büyük kahkahalarını kendi kulağımla duydum. Duydun. Evet. O yüzden filmin çok önemli. İzlemelerde beraber izlediğin seyircinin gizli gizli gidip kendi filmini izledin mi? Gizli. Daha ona fırsat bulamadım. O çok güzel. Onu yap. Yapacağım. Gizli gizli gir böyle. Bir tane tokat atıyormuşum. Vallahi. Niye girmedin? Doğru. Benim lan canım çıktı orada. Sinirleniyormuş. Çok güzel olur. Evet gelsin sıradaki. Tam Recep İvedik'in kadın versiyonu olmuş diye yorum yazayım dedim. Bir baktım fragmanı koyan da Şahan abimiz demiş. Ben bu yorumu okudum. Hatırlıyorum ben bunu. Tamam. Ne yapalım şu an? Kapatalım. O öyle yani. onu burada görmek beni şaşırttı. Ha, yani peki okuduğunda ne hissetmiştin? Şöyle okuduğumda da kırıldım. Şimdi de kırılıyorum. Sebebini de şöyle açıklayayım. Bence kadınları bir erkeğin versiyonu değil, kadını kendi versiyonu olarak görmeleri lazım. O zaman şöyle oluyor. Erkekler bir şey yapabilir, kadınlar da onun kadın versiyonunu yapabilir gibi oluyor. Hayır, kadın tek başına istediği şeyi yapabilir. Oba! Bunu daha önce gördüğün için bu cümle böyle... Ben hazırlıklı geldim. Bu cümle var ya böyle... Tonlaması cümleli... Ve bu akışı alacağımı biliyorum. Edatı, tümleci her şey hazır. Ona hazırlandım evde. Evet sıradaki gelsin. Yasemin Sakallıoğlu'nun Instagram'ı yasemo88. O ne ilk MSN adresi gibi. Doğru. Öyle mi? Evet. MSN adresi mi? Evet. İlk. Şey vardı bir dönem cam aç dediğimiz dönem vardı cam aç sana. Cam aç. Ha, işte o camı onunla açıyordum o zamanlar. Mirç falan giriyor muydun onda? Zurna murna odalar falan vardı. O da vardı. Mirç. Hiç hatırlamıyorum onları ben. Ben niye birden çok yaşlı oldum ya? Niye aniden bu muhabbeti beni terk ettin? Ben böyle yalnız Mirç diye kaldım. Zurna diye oda vardı girerdik falan. Şu an çok duygusallaştım. Nedenini söyleyebilir miyim? Kim ben şu an? Ben inanılmaz yaşlıyım şu an ben. Bak ben çok duygusallaştım. Ne oldu niye? Ben 18 yaşındayken butikte çalışıyordum. Lise bitmişti. Sonra bankacı oldum ve konservatuara gittim. Ama ilk mesleğim butikte satış elemanlığıydı. Tezgahtarlıkta. Çok güzel. O dönem ben patronlarımla sizi izlemeye gelmiştim BKM'ye. Hadi be çok güzel hareketlerdi. Evet. Ve ben o gün çok üzülmüştüm biliyor musun? Niye? O sahnede olmadığım için. Hadi be. Şimdi seninle karşılıklı ağlıyasım geldi. Ay çok güzelmiş be. Şu an gerçekten çok duygulandım. Böyle olmamalıydı. Gel. Ya ne güzelmiş. Ama gerçekten duygulandım. Şaka değil ya, gerçekten duygulandım. Seninle Boğaç'la Pelin olabilirdik ya. Vallahi olabilirdik. Bir şey söyleyeyim mi? Ben çok duygusalım. Ay, ya gerçekten ağlıyorsun. Ben komediden olacak insan değilim. Ay ya bir ben dakika. Çok ağlıyorum. Vallahi ben de ağlarım ya. Çünkü ben de hani ben de yine hani çocuk hiç kibar olmayacak ama şöyle bir hazırım. Allah'tan tuvalet kağıdı ver Fethi. Ya inanılmaz. Yok.
Hayat çok şunu öğretti. Ya. Ben hayatta, 31 yaşındayım, hayatta şunu öğrendim. Allah hakikaten nasip etmeyeceğini hayal ettirmiyor. Ben kendimi hayal ettim, şu anda buradayım ya. Of be. Çok mutluyum. Beni ya. De vallahi çok duygulandırdın ha. Vallahi duygulandım, böyle şey oldum. Ben duygulanınca tam ne yapacağımı bilemem. Böyle saçma sapan şeyler yapasın var böyle. Su içiyorum ben. Ama sen... senin kızın var şimdi ya. Oğlum ama o benim. Oğlum mu o senin? Tüh, ben tutturamadım. İşte. Özür şimdi ben bir şey söyleme. Ama bütün babam... duygum gitti benim. Tam özürlenmiştim. Ama sana bir kız evlat da yakışırmış. Bir de kız mı yapalım diyorsun? Yap bence. Yakışır. Bak şimdi yine duygulandım. Çok... Babalık duygusallık getirmiş. Evet evet. Ya bugün katı gıdaya geçti. O yüzden çok duygu. Çünkü ben ilk katı gıdaya geçtim ve bir daha bırakamadım. Öyle değil. Çocuk bir katı gıdaya geçiş diye bir şey varmış. Yani yavrum maşallah bir katı gıdaya geçti. Yani gerçekten babası gibi inşallah. Korkuyor musun peki çok iştahlı olmasından? Yani mesela bugün geçti, yarın diyet düşünüyorum çocuğuma. Çünkü çok iştahlı girdi. 4 aylık konuya çocuğa. Direkt girdi. Evet, 5 aylık şu an çok iyi girdi yani katı gıda konusuna. Sanki yani katı gıdayı biz ona doğduğu anda vermeliymişiz gibi davrandı falan filan. Vallahi... Demek ki o çocuk iştahlı olacak. Bunu kabullenmen lazım. Kabullendim. Çünkü bu ilk iştahın varsa vardır, yoksa benim var. Var ve bu güzel. Gitmiyor yani. Çok güzel, gitmesin. Evet, iyi ki gelsin. Müzik insanı gerçekten bir yerden başka bir yere götürüyor. Mesela şu an bu kafede Sinan Akçıl çalıyor ve ben başka bir yere gidiyorum. Arkadaşım yalnız öbür gideceğin kafede de ben çalabilirim, dikkat et. Çok iyiymiş. Evet. Süpermiş. Ne Cem Yılmaz'ın abi? Yumurtalarından değil, gerçek değil mi bu? Gerçek, gerçek. Ha, bir ayrı programınızda olmuştu ya, yumurta mı bunlar, gerçek mi diye. Ya orada yumurta çıktığında şimdi bazıları hiç koymuyor ya fotoğrafını. Aynen yani, onları çok ben de çok tanıyorum. Evet, diyor, var öyle yani. Tek kimlik. Gelsin sıradaki. Ulan Sinan Akçıl kalbimin sesi olsa dinlemem. Abi ben bunu şöyle söyleyeyim. Gerçekten bu çok haklı. Kalbinin sesi. Yani kalbi, her zaman derim ki ben kalbinin sesini dinleme. Kalbinin sesini dinleme falan. Bu arkadaş da buraya vurguluyor ama tabii bu arkadaş... çok tatlı bir kediymiş. Evet, bu tatlı bir kedi. Ben ya bir kedilerin beni dinlememesinden utanmıyorum. Utanmıyorsun. Gelsin sıradaki. Sinan Akçıl dinleyen iki kişi kaldı. Biri Sinan Akçıl, biri de Sinan Akçıl'ın annesi. Evet, bir de YouTube'da bir 500 milyondan fazla bir iki kişi daha var. Toplam 500 milyon dinlenme. 600'e ya, almışsındır, yakın. Almışsındır. 1 milyara yakın YouTube, evet. Ama yani... Bu rakamları annemle ben yapıyor olabiliriz. Çünkü bayağı basıyoruz yani şarkı çıktığında. Tekrar tekrar. Peki aile nasıl bakıyor abi? Şu an senin müzik kariyerine, böyle sanatçı ailenin oğlusun. Ailem... Senin de seçtiğin bu sanat yolculuğunda nasıl bakıyorlar? Aranız nasıl? Annem at gözüyle bakıyor. Yani? Yani tek bir şeye inanmış. Magazinde ne işin var, magazinde ne işin, niye klasik müzik yapmıyorsun şeklinde. Sürekli. Ondan sonra hiç bir... istemiyor mu bu kadar magazinel olmanı? Yok, istemiyor. Yani beni mesela... hangi gün en çok magazin var? Hafta sonu var. Değil mi? O cumartesi pazar engeller, pazartesi geri açar. Ciddi söylüyorum. Bir de bizim gündemde olaylar olunca daha da siniri bozuyor. Aynen. Babam da genelde kızlar onu çok sıkıştırıyor yolda diye. Sürekli beni soruyorlar diye. Sen ne iş yapıyorsun onu tam olarak dedi. Tamam, hakim değil konu ya. Çok hayır iyi. Değil. Gelsin sıradaki. Sinan Akçıl yeni şarkı yapmış. Muhtemelen şarkı güzeldir ama Sinan Akçıl söylüyor diye dinlemeyeceğiz. Nasıl o zaman? Nasıl dinleyecek peki? Senin şarkını başkalarına söyletiyorsun ya, senin şarkıların güzelsin. Güzel zaten. Ha, o senin sesini sevmiyor. Diye. Gelsin olabilir sıradaki. Ya. Sinan Akçıl geceleri siyaset dinleyerek uyuyorum, milletvekili olmak istiyorum demişsin. Geceleri Sinan Akçıl dinliyorum, sağır olmak istiyorum demişsin. Abi, çok güzel ya. Bak uzun zamandır bu linç eti yapıyoruz ama. Resmini göremedim. Seninkiler harika ya. Resmini göremedim. Sen okurken. İyi, Justin Bieber gelir zannediyordum önüme. Onlar gelmiyor. Gelir gelir. Aha, dur, yeni başladık ya. Allah. Neler yapacağız. Gelsin sıradaki. Bununla ilgili birkaç yorum daha var. Geceleri Mahmut Tuncer dinleyerek uyuyorum. Cenderme olmak istiyorum demiş. Gelsin sıradaki. Sinan Akçıl'ın siyasete girmesi müziği bırakacaksa son derece olumlu. Kardeşim benim. Abi ne mesela seninle ilgili böyle sert yorumlar geldiğinde, yani atıyorum hangi noktada böyle ya, engelleme oluyor, uğraşıyor musun? Yapmıyorum öyle şeyler ya. Çünkü ben yani öyle sokakta falan, konserlerde falan acayip güzel duygular yaşadığım için bu da işin tuzu biberi ya. Olmalı bu yani. Bunlarla ben çok eğleniyorum. Hı hı. Hayatımda engellediğim yani 4-5 kişi vardır. Onlar da eski kız arkadaşlarımdır. Yani engellemem ben. Küfür etmediyiz ama küfür eden olmadı bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti'ne, sağ olsunlar. Öyle mi? Vallahi hiç küfür görmedim. Allah Allah, bana ediyorlar hep, sana niye etmediler ya?
Ama ne bileyim abi. Abi genel bir küfür ediyorlar. Bir mesela sadece küfür eden bazıları var. Ben onları sana yollayayım biraz. Küfür... Maç şeyde oluyor. Takımla ilgili bir şey yazarsam oluyor. Tabii. Aynen o zaman oluyor. O yüzden bıraktım o işleri. Futbol hiç girmiyorum. Hiç girmiyorsun, süper. Gelsin sıradaki. Neden Sinan Akçıl kadar ünlü değilim hiç anlamıyorum. Sonuçta benim de bir yeteneğim yok. Yani tabii ki bu yorumu alta bırak. Bu da canlı çünkü. O yüzden gelsin, burada kendini ilgili... gölgelemiş orada bak. Bak bir dakika, canlı Emre Keleşoğlu. Soyadından girerim ben bir kere. Emre merhaba. Merhabalar, kolay gelsin, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ne iş yapıyorsun? Ben sosyal medya işi yapıyorum, eski Twitter fenomeniyim. Eski... Şu an çalışmıyorum yalnız. Eski Twitter fenomeni... Böyle şeyler olmaya başladı. Değil mi fenomen? Emekli mi oldun Twitter'dan? Emekli olmadım, emekli yaptılar. Esler Twitter ya. Hesabını kapattı, mecbur biz de artık kim? Daha uğraşmıyorum. Twitter hesabını kapatmış. Kim, sen kapattın? Yok, biri mi? Twitter kapatmış hesabını. Twitter mı kapattı? Evet, maalesef. Niye kapattılar abi? Bu tweetten dolayı mı? Sinan Akçıl mı kapattırdı? İklim yolunda gitmedi. Peki, bu tweeti yazmışsın. Karşında da Sinan Akçıl var. Ne demek istersin? Buyur. Artık Sinan Akçıl kadar ben de ünlü olduğuma göre haftaya artık konuk kim? Çok uğraşmazsınız diye düşünüyorum yani. Ne diyor? Ben de ünlü oldum diyorsun yani. Daha ama tam bir ünlü olmadın. Ünlü olmak için bir şey daha yapman lazım. Aynen. O zaman size Sinan Akçıl'la alakalı bir anımı anlatayım müsaitseniz. Hazır Sinan Akçıl da buradayken anlat inşallah. Anlat kardeşim. Şu an korkuyoruz. Sinan Bey anlatsın mı? Sen söyle. Sizin olduğu için biraz gıyabınla bir anı ama. He. Bir gün eve geldim. Bir işle uğraşıyorum. Sonra telefonumdan müzik açmak istedim YouTube'dan. YouTube'da da şey var. Sıradaki şarkı otomatik olarak çalma diye bir özellik var. İşte şarkılar sırayla böyle çalıyor. Ben işe yoğunlaşmışım, artık ne çaldığını falan duymuyorum. Sonra içeri kuzenim geldi. O arada YouTube'da da şey çalıyordu. Sinan Akçıl şarttır şarttır çalıyordu. Şöyle birkaç tane bakıştık kuzenimle. Dedi ki Emre senin müzik tarzın bu mu dedi. Sonra dur kapı çıktı böyle. Sonra dur açıklayabilirim falan. Üç gün konuşmadık kuzenimle. Sonra işte arayı düzelttik zar zor yani. Öyle bir anlamda anlattım. Tam ünlü oldun Emre. Sağ ol. Bir şey şarttır söyleyeceğim. Şarttır bu arada. Buradan teşekkür ediyorum Emre, sana da. 176 milyonla benim en çok dinlenen şarkım oldu. Çok sağ ol. Evet. İki, kuzenim ve sana teşekkür ediyorum. iki tıklama da sizden olmuş yani. Evet. Söyleyeceğim bir şey var mı Hacı senin? Emre'cim senin çok... Pardon bana sordu lan. Durdu bakayım. Evet. 5-6 senedir yani güldük, eğlendik, güzel makara yaptık da ben bir şey daha ciddi bir konuya değinmek istiyorum. Eyvah. Bu 5-6 senedir benim içimde bir yara. Gerçi tüm Türkiye'nin içinde bir yara. 2014'te biliyorsunuz Sinan abinin bir şarkısı vardı. Tabii. Onun nakaratında şey söylüyor. O taşlar kafama değil de bak nereme geldi diyor. O taşlar abi nereye geldi? Şunu bir açıkladı. Bugün ya... Ne cümle ne? Şimdi tabii kim... Sözlerine koyup attın o taşlar. Kafama değil bak nereme geldi diyorum. He. Neden nerene geldi abi? Emre'cim o boşluğu da sen doldur kardeşim. Doldururuz abi, sorun değil. Sağ ol, seni seviyoruz. Görüşürüz. Ben de çok abi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ettik. Hoşça kal, bay bay. Bay bay. Bu çok yapılan bir espri de bana. Evet.